Memduh Bayraktaroğlu'nun TR724 yayınındaki sözlerine kulak kabartmakta yarar var. Çok baskı var arkadaşlar. Çok. Böyle ben böyle bir baskıyı ne meslek hayatımda gördüm, ne gençlik hayatımda gördüm. Üç askeri darbeyi bizzat yaşadım. Hiçbirisinde ben böyle bir dönem yaşamadım. Önce topyekün sistem çöktü, şimdi ülke yıkıldı, sırada İstanbul var. Baş sorumlu belli, bunu kendi de biliyor. Bildiği için öfkeli ve suçlu arıyor. Afet yönetiminde bir devlet kapasitesi olmadığı gibi, devletin arama, kurtarma ve yardım çabalarını sabote ettiği ortaya çıktı. Yani artık sadece sorumluluk değil, taammüden cinayet söz konusu. On binlerce kişinin donarak öldüğü konuşuluyor. Saray sertleşiyor, sertleştikçe öfkesi kabarıyor, kini kabardıkça da asıl öfkeli olması gereken halkta korku duvarı yıkılıyor. Vatandaşın psikolojisi bozuldu. Ağzını açanın küfrederek başlaması da bundan ve çok doğal. Öyle ki artçı deprem oluyor, insanlar açık alanda kaçışıyor, üzerine devrilecek bir kiriş veya kolon olmadığına aldırmadan. Sinirleri laçka olmuş ahali, koltuğu kaybedeceğini anlayan liderin hışmına uğrarsa ne olur? Türkiye'de o oluyor. Erdoğan'da iktidarı kaybetme paranoyası var, darbe paranoyası. Canını sıkan herkes darbeci, terörist. Başkanlık dönemi bitti. Uzatmaları ve finali bilmiyoruz sadece. Nasıl üste çıkarım diye bakıyor, bulamadı henüz. Öyle dağılmış halde ki Kızılay nerede diye soran depremzedeyi paylıyor. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Adamın bu hali yeni değil. 10 yılı geçti, milyonlarca vatandaşına haşhaşi, sülük, virüs, vampir dedi. Ne çare sırası gelen anlıyor. Ateş çok sonra sürtük kelimesiyle Gezi Mahallesi'nin ocağına düştü. Şimdi sıra tüm vatandaşlara geldi. Ceset torbası vermedi hastane. Altısını da inekleri yemlediğim yem torbasına koydum gömdüm diye ağlayan vatandaşına ahlaksız, namussuz dedi. Deprem gerçeklerinin dolaşıma girmemesi için çabalıyor tüm ekibiyle birlikte. Özgürce kanaat oluşumunu engellemekten kanalları, internet sitelerini kapatıyor ve bu henüz başlangıç. Seçime yürüyen ülkede çok çetin ve çalkantılı bir süreç başlıyor. Millet sandıkta cevabını verecektir. Halkımız aklı selimdir. Sandığın mesajı geçmişte de çok sert olmuştur gibi beylik laflar eskide kaldı. Ülkede tüm mekanizmaları birer birer askıya almış, kalanların da üstünden geçen bir irade var. Seçimi kaybetmeyecek bir çete. Kaybetse de bunu kabul etmeyecek. Sadece şu son depremler silsilesinde yıkımların sorumluluğunu muhalefet partilerine yıkan bu şebekenin, bugüne kadar asla sorumluluk almamış bu sersemler güruhunun kolay pes edeceğini düşünmek abestir. Yeni bir evreye geçilmiştir, ölüm kalım savaşı. Bir yıl boyunca artçılar sürecek, binalar yorgun ve en az bir yıl konteynerlarda yaşayacak insanlar var. Büyük bir kuraklık yaşanıyor, göç patladı, işsizlik had safhada, çalışmayan fabrikalar var. Gıdada kara borsanın eli kulağında. Gemi buzdağına çarptı, su alıyor, üç vakte kadar batacak. Kaptan seçimi erteleyerek zaman kazanacağını düşünür gibi oldu ama sonra vazgeçti. Şimdi yeniden inşa hamlesi ve en azından deprem bölgesinde o hal koşullarıyla kurnaz bir fırsatçılığı devreye soktu. Muhalefet gelişmeleri okumakta gecikti. Sadece iki lider durumun farkında. Kılıçdaroğlu ve Demirtaş. Belediye başkanlarımıza söyledim. Bürokratik engel mi koyuyorlar? Yapın, dinlemeyin. Tutuklanmanız gerekirse tutuklanın. Doğrusu kendimi zor tutuyorum. Birbirimize sarılıp el ele verip bu enkazın altından beraberce çıkacağız. Kimse merak etmesin. Devran hiç durmadı. Halen dönüyor. Hiç kimseden de korkmayın. Özgürlük hepimiz için her zamankinden yakındır. Seçim kararı resmen alındığı Yüksek Seçim Kurulu süreci başlattı. İktidar tabir yerindeyse aslanın ağzında değil, midesinde. Kampanya bir yere kadar. Sandıklarda organize olan kazanır. Başka yolu yok.